Hazretü Mevlana Eşşeyh Mahmud el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi el-Ufi Mahmud Usta Osmanoğlu Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu. Mahmud Usta Osmanoğlu Efendi Hazretleri Hicri 1345, Miladi 1927 yılında Trabzon'un Of kazasının Miço, Tavşanlı köyünde dünyamızı teşrif etti. Henüz 6 yaşındayken hafızlığını babası ve annesinde ikmal etti. Hafızlığını bitirdikten sonra Kayseri'ye gidip o bölgenin muteber ulemasından olan Tesbihcizade Ahmet Efendi'den sarf, nahiv ve Farsça okudu. Daha sonra memleketi Of'a dönerek zamanın en meşhur kıraat alimi Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi'den Kur'an-ı Kerim kıraat etti. Belagat, ilmi kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve usulü fıkıh gibi sair ulûm-i şer'iyeyi ise Süleymaniye Medresesi dersi âmlarından olan Çalekli Hacı Dursun Fevzi Efendi'den ikmal etti. Henüz 16 yaşındayken icazet aldı. Askerde bulunduğu sırada Osmanlı sultanlarından son 4 padişahın huzur hocası olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Ahıskalı Ali Haydar Efendi onu askerliği sonrası İsmail Ağa Camii'ne imam tayin etmek için davet etti. 1954 senesinde İsmail Ağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşına geldiğinde aynı camiden emekli oldu. Şeyhi Ali Haydar Efendi'nin vefatı sonrası vasiyeti vecihiyle tarikat ehli ihvanı irşad ile meşgul oldu. Mahmud Efendi Hazretleri köy köy gezer, insanları ilim öğrenmeye davet ederdi. Kendisine bir emriniz, bir arzunuz var mı diye soranlara her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi yapın diye cevap verirdi. Mahmud Efendi Hazretleri, Şeyhi Ali Haydar Efendi Hazretleri gibi ilim ve tasavvufu cem eden zülcenaheyn bir zat idi. Tarikat üzerinde titizlikle durmakla birlikte şeriattan taviz verilmesine de asla müsaade etmedi. Mahmud Efendi Hazretleri hakkı söylemekten asla imtina etmedi. Ülkenin en zor zamanlarında Çanakkale'den geçemeyip vatana giremeyen düşman Çanakkanten'den geçip evimize girdi bile dediği için laiklik aleyhinde konuşmalar yaptığı, hatta televizyon aleyhinde sözler sarf ettiği gerekçesiyle hakkında çok sayıda dava açılmışsa da tamamından beraat etti. Mahmud Efendi Hazretleri Nakşibendi tarikatının Halidiye kolundan olup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan manevi silsilenin 36. halkasıdır. Sünnet-i Seniyye'ye olan hassasiyeti ve bağlılığı onu tarife yetecek bir özelliğidir. Bir defasında Efendi Hazretleri, Mahmudcular diyorlar, Allah aşkına ben yeni bir din mi icat ettim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayatta tatbik edilen 4000 küsur sünneti vardır. Dördünü terk ettiğimi gören arkamda namaz kılmasın buyurmuştur. Mahmud Efendi Hazretlerinin kuddisesi ruhu, ilim, amel ve ihlasla muvaffak olduğu hizmetler, yurt içinden ve dünyanın 42 ülkesinden 350 alemin iştiraki ile düzenlenen, Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumunda kendisine takdim edilen İslam'a Üstün Hizmet Ödülü ile ilan olundu. Gerçekleştirdiği faaliyetlerin tecdid olduğu belirtildi ve asrın müceddidi olduğu ifade edildi. Mahmud Efendi Hazretleri 23 Haziran 2022, Hicri 24 Zilkade günü 95 yaşında Hakk'ın rahmetine vasıl oldu. Geride binlerce talebe, hoca efendi ve milyonlarca ihvan bıraktı. Cenazesi Türkiye tarihinde görülmemiş bir kalabalığa sahne oldu. Mahmud Efendi Hazretlerinin kabri şerifi, Edirne Kapı Sakız Ağacı Şehitliği'nde Ali Haydar Ahıskavi Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin yakınında bulunmaktadır. Mevla Teala cümlemizi şefaatine nail eylesin.